Arkadaşlar merhaba, selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Şimdi bu çantamızı yapacağız birlikte. Ben bunu iki katlı ördüm. 4 çile kullandım kağıt ip. Görüyorsunuz deri saplar. Bir de yan tarafına bir cep yaptım böyle, cep telefonunu koymak açısından. Ben de, bakın arkadaşlar, bunun içerisine de bir astar yaptım. Şöyle de bir cebimiz var. Gördüğünüz gibi. Çift çıt çıt yaptım ben buna. Bu şekilde. Kırk santim yaptım enini. Boyunda 35 santim yaptım. Astar yapımı videom var. Tabanını ben bunun oval yaptım. Bakın. Oval taban yapılışı videom da var. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu çantanın yapılışını göstereceğim ben size. Bunu ben sık iğneyle yaptım. Ama şimdiki yapacağım model sık iğne değil, içten ve dıştan alınarak örülen bir model. Oval çanta tabanı nasıl yapılır adlı bir videom var sayfamda. O çanta tabanı üzerine yaptım. Ben bunda aşağı yukarı 41 zincir kullandım. 41 zincirden sonrasında üst kısma çıktım. Bakın bu şekilde. Burada arka ilmeklerden alarak çantamın üst kısmına çıkıyorum, artırma eksiltme yapmadan. 4-5 çile 200 gramlık kağıt ip bu çantamız için yeterli olacaktır, iki katlı. Bu arka ilmeklerden alarak çantamın üst kısmına çıkıyorum. Bu şekilde. Biliyorsunuz tığımız hep 3,5 milimetrelik tığ kağıt ipte. İki katlı örüyorum. Tek katlı ben kağıt ip kullanmıyorum. Genelde iki katlı. Çünkü uzun ömürlü olması ve tok durması açısından, yığılma yapmaması açısından. Şimdi ben burada şu son ilmeğimi de ördükten sonra hemen bakın şu son kısma da tutturuyorum. Çantamın üst kısmına çıktım. Burada kapattım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, genelde yaptığımız hatalardan biri de şu. Bağlantı yaptığımız yere batmamız lazım. Yoksa çanta kayar. Her örgüde oraya bağlantıyı bitirdikten sonra bir kez daha batmanız gerekiyor. Buraya battık, ondan sonra arka kısma. Bir tane bakın ön kısımdan alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir de bu başak gibi olan kısım, bakın şurası. Gördünüz mü? Şu arka. Buradan. Ben bu modeli sık uyguluyorum çünkü toparlayıcı bir modeldir. Dileyen sık iğne de yapabilir ama bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çantanız dümdüz durur. Bir bakın, böyle bir arka kısımdan alıyorum, normal sık iğne yapıyorum, bir de öne batıyorum. Şimdi ben bu uç noktaya da geldim. Şimdi burada da tam bu ilmeğe, üstteki ilmeğimize tutturdum, bir zincirimi de çektim. Bu normal sık iğne olan sık iğnemizin bu arka kısmından bu şekilde alıyorum. İçte kalan sık iğnemizin hemen yan kısmına batıyorum. Hasır şeklimizi oluşturacağımız için bu ilmeğimizin arka kısmından, yani bu başak gibi olan arka kısımdan alıyorum. İçte kalan ilmeğimin de tam yan kısmına batıyorum. Yani tuğla dizer gibi gene. Bakın. Hasır şeklimizi vereceğiz. Üste kadar ben bu modelimi uygulayarak gidiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın modelin güzelliğine bakın. Arkadaşlar ben bunu şimdi ördüm. Aşağı yukarı üstü de 35 santim, kenarı 40 santim. Şimdi üst kısmına geldim. Artık bitireceğim ben burada. Bu yeterli bizim için. Buraya. Bu şekilde. Sonrasında kaydırma yapıyoruz. İlmeklerin arasına batıyoruz. Bakın. Bu şekilde kaydırma yapacağız. Hemen bu ilmeğe batıyorsunuz. Çektikten sonra diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorsunuz. Buraya batıyorum. İçeriden çektikten sonra bu şekilde örmüyorsunuz, sık iğne yapmadan. Diğer ilmeğin içerisinden böyle geçirerek diğer başa kadar gidip
Buna kaydırma tekniği diyorlar. Ben bunda diğerinde deri kulp kullanmıştım. Bunda yuvarlak kulp kullanacağım. Arkadaşlar, böyle bir kulpum var benim, yuvarlak. Bunu böyle yapacağım. Daha öncekini deri kulplu yaptım. Bunu da yuvarlak kulplu yapmak istiyorum. Şimdi yerini belirledim, buradan saydım. Tam bu şekilde. Bunu da diğer tarafa takacağım. Ama bunu yapmadan önce bakın arkadaşlar, yerini belirledikten sonra tam buradan bu şekilde ipimi geçiriyorum ve kulpumu buraya monte edeceğim. İstediğiniz kulpu buna yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Kulpumu düzenli bir şekilde, aralık bırakmadan, bir boşluk olmadan sapımı monte edeceğim buraya. Arkadaşlar, ben şimdi bunu bitirdim. Kulp kısmını. Bunlar benim bileziklerimdi. Bileziğim vardı, kopmuş. Onları da buraya ben aksesuar, süs olarak yaptım. İsterseniz siz de böyle bir şey bulup yapabilirsiniz. Gayet güzel ve şık oldu gördüğünüz gibi. Bakın. Bunu da böyle değerlendirmiş oldum. Yani evdeki herhangi bir boncuk ya da işte kopmuş olan kolyeniz, bileziğiniz varsa onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel ve çok da hafif oldu. Güle güle, sağlıklı, iyi günlerde kullanın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.